sevgili Dünür'ün Nurgül'e, Nurcan mı? Nurcihan. Nurcihan. Evet. Nurcihan Hanım hattımızdaymış. Bu arada aynı annene benziyorsun. Hoş geldiniz Nurcihan Hanım. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar Nurcan Hanım. Teşekkür ederiz. Dünür'ünüzle birazcık böyle sanki aranız mı limoni? Değil de aslında ama Dünür'üm çok iyiydi. Nedense beni şaşırtıyor bu aralar. Eskisi gibi değil, tanıyamıyorum onu. Beni mi tanıyamıyorsun Nurcan? Evet, evet Sevilay Hanım, sen niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyormuşum? Ya çocuğum benim başarıdan başarıya koşuyor, zirveye taşıyor. Sen hiçbir şey dağıtmıyorsun, bir şey yapmıyorsun. Ben buradayım. Yani onunla biz burada herkes gurur duyarken sen orada boş boş oturuyorsun. Nurcan Hanım, ben burada boş boş oturmuyorum, sen oturuyorsun. Bak sen benim yerime dağıt işte, ne güzel dağıtıyorsun. Benim dağıtmam ayrı, senin orada dağıtman ayrı. Benim gelinimse senin de kızın, senin dağıtman bak ne güzel. Ben kayınvalideyim oldu. Diyordun ya ben burada. Ben kayınvalideysem ben seni buluyorum burada tabağını. Ben seni bulamıyor, hani bulamıyor. Arkasında dağıdım, hani seviniyordunuz, hani tebrik ediyordunuz size yemeği. Ben ayrıca ne oldu ananı kızı değiştiniz? Onunla da gururlanıyorsun, ben seni anlamıyorum. Diğer kayınvalideler olmasa sen orada bir hiçsin. Öyle mi Nurcan Hanım? Ben hiçsem buyurun gelin siz varlığınızı gösterin o keşke zaman. Keşke müsaade etseler de annem. Yani çok kalbimi kırıyorsunuz. Anne ve kız yarışması olmuş olsa ben çoktan gelirdim oraya. O zaman saygı duyun seyredin. Nurcihan Hanım, Sevilay Hanım burada en çok gelinini bulan kayınvalide. Şimdi böyle bu sıralar birazcık Miyase'de kötü tabak çıkarıyor, doğuruyor, doğuruyor. Kızında suç bulmuyorlar, yani, kaynına da buluyorlar. İkisi de bocalıyor sanki. Neden sadece Sevilay Hanım'a yükleniyorsunuz? Kızına suçlar nedir anne? Miyase ne kadar yapamasa dahi Sevilay Hanım'ın bulması lazım. Ben mübeccin miyim? Elinden yemek yemiş bir insan. Ben mübeccin miyim yanık tabaklarda kızını bulacağım? Eğer kayınvalide buluyor. Ya Allah aşkına saçmalamayın ya. Ya. Kötü yaparsa alır biri benden o kadar. Kimseye biraz yarışma burası. Güzel yapacak ki ben de bulacağım beşi vereceğim yani böyle bir yarışma burası. Anne mantığını anlayamamış kayınvalide. Tiyo yok bir şey yok. Hani bana ben tabağı yakacağım dese tamam bulayım. Tiyomuz yok bir şeyimiz yok. Sevilay Hanım o yaksa dahi sen o tabağı ya bulman lazım. Ya ben bunu anlamıyorum. Bulman lazım yaksa da diyor. Böyle şimdi bir şey kadın da var? Konuşuyor yani bir dinleyelim onu ya. Nurcihan Hanım. Ben size bir soru sorayım. Şimdi çok iyi dönemleri oldu ya Sevilay Hanım'ın. Evet. Gelinini hep buldu. O zaman Miyase de kayınvalidesini mutlu etmek için koluna sığmıyor artık bilezikler gitmiyor böyle. Evet, kayınvalidesine evet. O da bilezik versin motive etmek için. Takmadı mı Nursel Hanım? Versin. Yukarıda aldı. O da ona versin. Efendim? Bilezik nedir ki? Onların arasında bilezik tartışması olamaz bile. Doğru. Ama şu anda olana bakalım. Ya. Ben elinde bilezik görmüyorum Sevilay'ın. Kendisi kabul etmedi. Versin. Şimdi bir şey söyle. Anneciğim bir dakika. Bir dakika şimdi. Öyle bir saniye anne. Dur, pardon yani, konuşmam. Anne burada. Bileziği neden çevirdiniz ki? Nursel Hanım söyledi. Ya, Sevilay sen Miyase sana bileziklerini yok. Verdi istemedin mi? Ben geri verdim. İşte yüzü burada. Ben burada taktım kaç kere. Sözümü geri alıyorum. Evet. Orada. Çünkü bizim öyle parasal sorunumuz evet, yok burada. Evet annem de aynısını diyor. Bizim aramızda bizim bir derdimiz para pul değil. Şimdi Sevilay. Manevi bizim derdimiz. Sevilay kayınvalidem sen gerçekten iyi tabak çıkarıyorsun. Hatta kaç kere yeni gelenler Miyase'nin tabağını tanıyorum. Miyase'nin tabağını tanıyorum. İyi yapıyor. Sana biri bastılar. Evet. Şimdi gerçekten de bir bugünlerde yapamıyorsun ya. Kayınvaliden de haklı değil mi seni bulamamakta? İşte Nursel Hanım asıl olay burada. Ben burada zaten baktığınızda güzel tabak bir çıkaran bir insana zaten iyi puanlar verilir. Çıkar değil mi tepeye? Öyle çıktı ama olay zaten. O değil. Buradaki herkes benimle birebir aynı güzellikte yapsa iki kişi orada adımızı yazar. O yüzden yani benden illaki kötü yapan vardır ama kayınvalidesi bir şekilde buluyor. Şekline baksın şemaline bulsun yanık diye ediyor. Nurcan. Anne, senin şimdi fotoğrafı nasıldı buraya? Hoşuna gitti mi? Tabii ki hoşuma gitti. Tabii ki beğendim. Onun annesi var arkasında. Onun sırtı yere gelmez. Kurban olurum sana. Onun lezzetine güveniyorum ben. Dur, kızını kurban övme olur. Şimdi. Sen şimdi burada bir katkın yok aslına bakarsan. Yani nasıl aslında... olmaz? Ne var? Nasıl olmaz? Onu ben yetiştirmişim. Onun el lezzetini ben vermişim. Elimden almış. Tamam, eline sağlık. Çok da güzel el lezzeti vermişsin, kabul. Ama şimdi senin fotoğrafın buraya asılınca puanları veren kayınvalide ya, birazcık
böyle bozulmaz mı kayınvalide bu duruma? Bozulur ama yani yapacak bir şey yok. Kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben onu eskisi gibi tanıyamıyorum artık. Bak ben şimdi, gideceğim, o bak, bırakacağım. Böyle bir şeyler olmaması lazım. Bak empati evet, kur. Evet kızın yapamıyor artık. Bırakmamız gerekiyor. Kötü tabak çıkarıyor. Sen düşünüyorsun öyle. Ona, öyle. Ben yapıyorum. Sevilay Hanım, ona sen karar veremezsin. Kusura bakma. Ona ancak Miyase karar verir. Burada ne zaten o bırakır. Gelinler yemeği karar yapan veriyor. O ya. Tamam tadımı yapan da sensin. Ayrı bir tamam, konu ama... Yani şimdi o bırakmadığı sürece bırakamazsınız. Nurcan Hanım, yarışmanın formatı bu zaten. Gelinler karar veriyor. O da bir şey demiyorum. Ama böyle benim motivasyonumu bozarsa böyle biz ikimiz yarışma dışında da bayağı bir kötü olacağız Nurcan yani. Nurcan anne. Hafta sonu senin bu videoyu Miyase'de ona da haleti olmuşsun bence. Bir video çekmiş sana. Sen evet, orada birazcık Sevilay Hanım'ın ağlamasına, yarışmayı bırakacağım demesine mi bozuldun? Ona mı sinirlendin? Evet, evet, aynen öyle. Buraya kadar gelmişler. Yani her insan bunu başaramaz. Buraya kadar başarmışlar. Yani bunun anlamı ne? Sıkıntı ne, ben onu anlayamadım. Ağlamasına inanmadın mı Sevilay Hanım'ın? Öyle diyor, inanmamış. Yok ya, entrika yapıyor. İnanmıyorum. Peki, anne. Anneciğim, kayınvalideme sorar mısın? Sen hafta sonu onu 3 kere aradın, neden açmamış telefonunu senin? Evet, şimdi ben o konuya girecektim. Sevilay Hanım'ı da arayayım dedim. Ben kızımdan dinledim, bana anlattı. Dedim ki kızım, ben senin dinlemenle karar vermem. Bir de Sevilay Hanım'ın ağzından duymak istiyorum dedim. Ama vermişsin kararını, açmadım. Beni dinlemedi. Ama müsait değilimdir. Ya. Bir ya. Gün boyunca mı müsait ben değilim? Ben her arayı ararım. Hemen açayım. Ben yoğun bir kadınım. Ya. Söz alabilir miyim? Geç. Tabii tabii, buyurun. Sevilay Hanım, ben sizi aradım. İki sefer aradım, üçüncü de aradım. Dedim ki herhalde müsait değil, bana geri dönüş yapar. Biliyorum çünkü huyunu. Ama bana geri dönüş yapmadım. Çok önemli bekledim, bir şey yapmadım. Olsaydı. Dedim ki ha, demek ki Niyase haklıymış diye bende böyle bir şüphe aynen olmuştu. Aynen öyle anneciğim. Nurcan Hanım, çok önemli bir şey, sağlıkla ilgili bir şeyler olsaydı zaten kızınız bana söylerdi. Onun için çok önemli. Bir dakika, önemli bir şey söyleyebilir miyim? Sen annemin aramasını ciddiye almıyor musun? Hayır, anlamadın çok yoğundum ki açamadım. Sonra öyle bir şey dönerdim. Yok. Onun aramasının önemli olup olmadığını açmadan telefon anneye nasıl karar verebiliyorsun? Önemli bir şey olsa haberim olurdu hayır, diyorsun. Hayır, çok da önemli belki bir şey olsa. Belki de kadının morali bozuk, senle dertleşti. Yani güzel dertleşmiş seninle. Öyle bir şey zaten. Yok. Seni arıyor. Demek ki sen kalem aldın. Bir saniye. Kızı konuşturmuyorsunuz ya. Vallahi konuşturmuyorsunuz. Ay Nurcan Hanım, size bir şikayetim var. Bu Miyase maşallah susmuyor ya. O susmaz. Biraz benden almış. Ama analı kızla susmuyorsunuz dur, maşallah. Nurcan anne, hani bu bir yarışma ya, arada böyle gerginlikler olur ya. Siz evet, de Miyase'ye evet, akıl verin bence. Evet. Birazcık ortayı bulmak lazım diye düşünüyorum. Ben onu bulacağım inşallah. Ben bulacağım ortayı. Siz bize gidişat iyi değil. Nurcan Hanım, ben size ellerimle yapmış olduğum revaniyi gönderdim bütün ekibe, bütün kayınvalidelere, Sevilay Hanım'a da. Hepinizin ağzı tatlı. Bir dakika, yedin mi Sevilay'cığım? Evet. Yemedim. Yememiş kız senin revanini. İşte burada ayıp etmiş. Hayır, niye yemedik? Hiçbir kayınvalide daha tatmadı. İnşallah program sonu tadına bakacağız. Tamam. Sevilay Hanım yer sever benim revanimi. Sever o, yer. O beni de sever, revanimi de sever, yer. Program bitince yiyeceğiz. Sevilay'cığım bence hadi tatlı bir diyelim, şekilde gönderelim. Ben Nurcan'ı, dünürümü çok seviyorum. Ona söyle. Seviyorum seni Nuciş yani. Şu kızının laflarına şey yapıp da beni şey yapma yani, es geçme. Ben tamam, iki taraflı dinlerim Sevilay Hanım. Hadi size sen beni bir dinle zaten bu sefer. Ben dolduracağım kızını sana, bak sen o kızına bağıracaksın. Nurcan anne, senin ellerinden öpüyoruz. Çok öpüyorum. Ben de sizin gözlerinizden öpüyorum. Hayırlı yayınlarınız olsun. Sağ olasın. Öptüm anacığım. Görüşürüz. Miyase, azıcık sen de sanki doldurmuşsun anneni. Evet, doldurmuş. Ya daha konuşuruz bu konuyu ama sizin aranızda çözmeniz gereken, benim de rahatsız olduğum bir gerginliğiniz var. Var. Bir haftadır var. Sen de küçüksün, bence sana iş düşüyor. Deyip konuyu kapatıyorum.